değerli izleyenler, hepinize merhaba. Bugün yine uzmanlarımızla, konuklarımızla karşınızdayız. Ve gerçekten çok güzel konularla, lezzetli konularla karşınızdayız. Çok ama çok sevdiğimiz, özellikle yaz mevsiminde serinleten 7'den 70'e hepimizin vazgeçilmezi dondurma. Ama maalesef gıda boyaları, katkı maddeleriyle çok sevdiğimiz bu lezzet sağlığımızın bazen de düşmanı olabiliyor. Ve konuşacağız. Bir diğer gıdamız da bal aslında. Balın da sahtesi biliyorsun ki çok fazla. Peki dondurmanın katkısızlığını, balın gerçeğini nasıl anlayabiliriz? Ne kadar tüketmeliyiz? Evde dondurma nasıl yapılır? Hepsi ve çok daha fazlası bugün sizleri bekliyor. Öyleyse doktor geldi başlasın. Hiçbir yere ayrılmayın. Herkesin çok sevdiği dondurma ve balı hakkında bilinmeyenler. 5. yüzyıla baktığımız zaman dondurmaya benzer bir tatlı keşfetmişler. Dondurulmuş meyve şiş kebap. Biraz fazla donmuş sanki. Dondurmanın ve balın gerçeklerini Doktor Halit Yerebakan anlatıyor. Dondurma sağlığımıza nasıl etki ediyor, bunu konuşuyor olacağız. Diyette dondurmaya izin var mı? Dondurma diyetisyen gözüyle diğer şekerli ve unlu tatlılara göre... Kim kaç top dondurma yiyebilir? Dondurmadan ziyade onun içeriği daha önemli. Sağlıklı dondurma tüketimini uzman diyetisyen Ayşenur Servet anlatıyor. Gerçek sütten yapılmış dondurmalar mesela tercih etmemiz gerekiyor. Coğrafi işaretli Kahramanmaraş dondurması doktor geldi de gözler önüne seriliyor. Altınlar diziliyor ya bitine. Evet, doğrudur. Bu da dondurmacının altını. Dondurma ustası Sami Kervancıoğlu'ndan stüdyoda dondurma şov. Asap diye vuruyor ya. Baltayla yerine vuruyoruz hocam. Böyle ses gelmesi lazım hocam. Dondurmada kristal tehlike. Buz geliyorsa bu dondurmanın çözünüp tekrar donduğunu gösterir. Dondurmadaki renkler gıda boyası mı, meyve özü mü? Yasal olmayan sentetik boyalar. Dondurmada gıda zehirlenmelerinin sebepleri neler? Gıda mühendisi Aydan Dalbas da anlatıyor. Ürünün üzerine dondurma diye yazamıyor. Zayıflamak isteyenler bal tüketebilir mi? 100 kalori falan bir kazanım var. Çocuklara verilen bal miktarı ne kadar olmalı? Mesela 20 kilo bir çocuğunuz var. Balın beslenmeye etkisini diyetisyen doktor Gamze Şanlı Ak anlatıyor. Demiri yükseltmek isteyen kişilerde biz genelde çam balını tavsiye ederiz. Evet, evde iki çocuk var. Hepsi bugünlerde işte havalar sıcakken akıllarına ilk gelen şey her gün dondurma da dondurma. Nedir bu dondurma? Gerçekten bizler için ne kadar etkili? Yani sağlığımızı ne yönde etkiliyor? Bunların hepsini bugün konuşacağız. Stüdyoda konuğum çok değerli dondurma ustamız Sami Bey var. Sami Kervancıoğlu. Evet hocam. Ve Yaşar Bey kardeşimiz de burada. Birazdan bu işin püf noktalarını öğreneceğim. Evet hocam, siz soracaksınız, biz cevap vereceğiz hocam. Maraş dondurması mı? Kahramanmaraş dondurması. Kahramanmaraş dondurması evet, nasıl oluyor? Birazdan stüdyomuzda göreceğiz ama şöyle bir geçmiş tarihe gidelim. Birazdan dediğim gibi Sami Bey'in yanına geleceğim ama öncelikle dondurmanın tarihine bir bakalım. Milattan önce 5. yüzyıla baktığımız zaman antik Yunanlılar dondurmaya benzer bir tatlı keşfetmişler. Yani muhtemelen soğuttukları bir şey. Nasıl soğutulduğunu pek tabii bilmiyorum o dönemde. 1300'lere geldiğimizde Marco Polo Avrupa'ya erken bir dondurma şekli getiriyor. Ondan sonra diğer taraftan 1700'lere geliyoruz ve 1700'lerde dondurma yüksek lezzetin tadına varılan bir lezzet olarak tanımlanıyor. Aslında yüksek lezzet ne demek? Damak tadınızı çok iyi bir şekilde böyle doyurganlığa uğraştıran anlamında ifade ediyorlar. 1776'ya baktığımızda Amerika'nın ilk dondurma salonu kapılarını açıyor. Tabii Batılılardan aldığımız bu şeyle 1840'larda dondurma makinesi icat ediliyor. 1851'e geliyoruz. İlk olarak dondurma artık fabrika mesela açılıyor. 1880'lerde sundae dedikleri böyle kupaya koydukları, üzerine sos gezdirdikleri filan bir dondurma modeliyle karşı karşıya kalıyoruz. 1904'te kornet tipi, işte kurabiye özlü külah hayatımıza giriyor. 1929'da bademli ve ballı ilk kez farklı bir dondurma. Yani normalde çikolatalı yapıyorlar, belki vanilyalı yapıyorlar ama alternatif dondurmalarında üretilebileceği 1929'da ortaya çıkıyor. 1984'e geldiğimiz zaman Temmuz ayı
Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta ulusal dondurma ayı ilan ediliyor. Şimdi Temmuz'da zaten o zaman yiyoruz teknik olarak ama en fazla. Ondan sonra bugün kurabiyelerin yanında dondurma Amerika'da en çok satılan tatlı, mevsimsel tatlı olarak gündeme geliyor. Şimdi ülkemizde durum nasıl? Birazdan ustamızdan öğreneceğim. Farklılıklar var, artık yeni nesil dondurmalar var. Hangisi nasıl yapılıyor? Tezgaha hemen şöyle bir bakalım. Burada rengarenk, bunlar nasıl renkleniyor? Nasıl olacak? Hangileri dondurma, hangileri meyve dondurması, sorbe diye tarif ediyoruz. Hepsini Sami Hocam inşallah bize anlatacak, değil mi? Hocam. Evet hocam. Birazdan yanına geliyorum ama tamam, en başta doktor geldi. Ne diyecek? Dondurma sağlığımıza nasıl etki ediyor? Bunu konuşuyor olacağız. Kilo yapar mı? Ne kadar yiyebiliriz? Porsiyonu ne olmalı? Alternatifleri evet. Ne olmalı? Onlar hepsini anlatalım hocam. Anlatacağız ve mutfakta sevgili uzman diyetisyenimiz Ayşenur Servet bizlerle birlikte. Merhaba, hoş merhaba geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Yeni sezonda da beraberiz. Evet. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Burada bir hazırlık mı var? Evet. Sen de mi hazırlık yaptın? Ben de hazırlık yaptım. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Tamam, birazdan anlatacağız. Ona evet. Tamam, sonra. Şimdi merak ediyorum. Nedir bu dondurma? Yani diyetisyen gözüyle nedir bu dondurma? Aslında dondurma diyetisyen gözüyle diğer şekerli ve unlu tatlılara göre kıyasladığımızda çok daha sağlıklı bir tatlı bizim için. Diyetlerimizde de sık sık yer veriyoruz. Tabii ki bu kişinin durumuna göre porsiyon kontrolü yapıldığı sürece değişiyor. Evet, şimdi şöyle dondurma ne kadar sağlıklı acaba diye bir şey gördüm, bir infografik gördüm. Ondan sonra adeta diyor ki, sizin dondurma kepçesi mi? Dondurma kaşığı mı? Evet. Dondurma kaşığı olarak. Kaşığı olarak. Evet. Diyor ki kaşık puanı. Yani hani dondurmanın ne kadar sağlıklıysa o kadar fazla yiyebilirsin. Ne kadar değilse az yiyebilirsin. İşin detaylarını birazdan çok değerli bir gıda mühendisimiz burada olacak. Onunla da konuşuyor olacağız ama merak ettiğim bir şey var. Şimdi farklı tipte dondurmalar var. Bunların kalorileri karşılaştırıldığı zaman enerjisi mesela baklavayla mesela karşılaştırdığımda veya sütlaçla karşılaştırdığımda nasıl bir top dondurma mıdır bunun porsiyonu yoksa 3 top yiyebilir miyim? Evet. Aslında şöyle kalori olarak bir top dondurma aşağı yukarı 80-90 kalori civarındadır. Bu dediğim tabii ki... Bir saatlik yürüyüşe... Hocam öyle düşünürsek çok zor işin için. Hep yürümemiz lazım o zaman. Hiç durmamamız lazım. Ama kalori olarak hani tabii ki baklavaya göre, şerbetli tatlılara göre çok daha masum. Bir topu aşağı yukarı 80-90 kalori ama bu benim dediğim sütlü, sade olarak bir top dondurma. Onun dışında... Porsiyon kontrolü yaptığımız sürece dondurmada haftada 2-3 gün aslında biz kilo verme sürecinde de olmasına rağmen kişilere öneriyoruz. Haftada 2 veya 3 defa. Evet. Ben haftada 2-3 dondurma yesem kilo alırım diye kilansız tahmin ediyorum. Olmak kaydıyla bir top, iki top yenilebilir. Anladım. Şimdi şöyle ben bu dondurmayı çok sordum. Şimdi ben sıvı şekerlere veya sıvılaşabilecek olan şekerlere ne demek? Vücuda kolay emilebilecek olan şekerlere biraz mesafeli duran birisi. Evet. Yani kendi klinik tecrübem veya kendi hekimlik tecrübem veya okuduklarıma dayanarak bu yönde davranmayı tercih ediyorum. Yani sıvı şeker, meyve suyu içmem mesela. Evet. Ondan sonra işte yani sıvı olan ve vücuduma kolay emilebilecek şeylerden uzak duruyorum. Niye? Kan şekerim çok hızlı yükseliyor. Evet. Teknik olarak bana göre dondurma böyle olabilir. Bunu obezite cerrahisi yapan çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Öge Taşçılar. Ona bir gün telefon açtım. Dedim ya siz işte tüp mide ameliyatı yapıyorsunuz. Bu ameliyattan sonra işte insanlar zayıflamaya çalışıyorlar. Hiç tatlı yemiyorlar mı dedim. Yemiyorlar dedi. Hiç mi yemiyorlar dedim. Dondurma yiyorlar dedi. Dedim ona neden dedim dondurma yiyorlar. Dedi ki midede yer teşkil etmiyor. Akıyor gidiyor dedi. Yani kısacası dedi. İnsanlar kilo vermek için obezite ameliyatı olmalarına rağmen sonrasında yedikleri dondurma gibi sıvı şeker kaynakları veya kolay emilebilecek şeker kaynakları yüzünden kilo alma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Buradan şunu çıkartıyorum. O halde porsiyonu iyi belirlemek lazım. Evet. Evet, masum gibi kabul edebiliriz. Temelde süt bazlı tatlar birazcık daha masum gözükür. Evet. Ama ilave edilmiş şeker var. Bir yerde tabii ki onlar da şeker yani. Evet, o zaman yani bunun hani 2-3 toptan ziyade belki hani ben bir topla idare etmeyi tercih ediyorum. Ben de bir topla idare edebiliyorum ama işte bazen kişilerin hani tatlı ihtiyaçları evet yani bir topla maalesef kalamıyor. Orada da zaten açıkta satılan dondurmaları öneriyoruz. Yani dondurmadan ziyade onun içeriği daha önemli evet, aslında. Birazdan onları konuşacağız. Üç tip dondurma var. Birincisi
işte süt bazlı neyse saleple falan yapılan birazdan göreceğiz. Maraş usulü veya Kahramanmaraş usulü dediğimiz veya bizim yerli milli dondurmamız. Bir tanesi var İtalyan tipi dondurma. Daha çok böyle krema bazlı gibi hissiyat veriyor. Daha yumuşak. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ondan sonra ama bu dönem son dönemde de oldukça popüler. Buna benzer kıvamda hazır dondurmalar var. İşte ambalajlı olarak satılan. Evet. Ben dondurma ambalajlı diye... paketleri önermiyoruz mesela tabii ki. Öyle mi? Tabii ben ki. Onun da bazılarının masum olabileceğini düşünüyorum şahsen. Birazdan gıda mühendisine soracağım. Bir de son dönemde duymaya başladığım yoğurt bazlı olanlar var. Bir de sorbeler var. Evet. Yani aslında dondurulmuş meyve. Meyve. Mesela siz önerdiğiniz zaman diyet kontrolünde bunlardan hangisi daha ön plana çıkıyor? Biz sorbeleri öneriyoruz. Öyle tabii mi? Ki evet dondurulmuş meyve olduğu için o hani en azından ekstra şeker olmuyor içinde. Tabii ki dışarıda satılanlarda biraz hani nereden aldığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Hani gerçek sütten yapılmış dondurmalar mesela tercih etmemiz gerekiyor. Hani süt tozuyla da yapılanlar var çünkü. Ama daha çok sorbeleri tercih ediyoruz. Peki Sevgi Ayşen, bir de şunu merak ediyorum. Şimdi mesela salata sağlıklı bir şey. Bir insan salatasını nasıl sağlıksız hale getirebilir? Değerli izleyenler hemen yorumlarınızı alalım. Hazır soslarla. Hazır soslarla. O halde mesela dondurmanın üzerine koyulan soslar da o zaman çok bir masum olmayabilir. Asla değil. Onları önermiyoruz. Sağlıklı bir dondurma alternatifi nasıl yapılabilir diye merak ettim. Evde en azından. Ondan sonra çünkü birçok insanı görüyorum. Meyve sularını mesela sıkıyor aileler. Ne yapıyorlar? Bu şekilde böyle buz kalıpları var veya işte dondurma kalıpları. Teknik olarak bunun içerisine koyuyorlar ve donduruyorlar. Sonrasında çocukları çıkartıyorlar. Aslında donmuş meyve suyu birazcık yeniyor. Baktığınız zaman meyve suyu tüketmiş oluyor temel anlamda. Belki birazcık lif mif içinde vardır ama yani günün sonunda çok sıvı şeker. Peki ne yapabiliriz? Meyvenin kendisini yemek sağlıklı mı? Sağlıklı tabii. Meyvenin kendisini yemek sağlıklı çünkü kan şekeri dengede kalıyor. Emilim yavaş oluyor filan. O zaman meyveyi bütün olarak kullanarak ne yapabilirim diye düşündüm. Şuradan bir kesme tatlısı alayım. Sonra... Araştırdığımda gördüm ki bir muz nelere bir şey kadir mi dediğini nasıl söyleyeyim? Nelere kadir. Aynen nelere kadir. Şöyle muzu ondan sonra soyabilirsiniz. Muzun yapısı nasıl? Gayet lifli. Gayet lifli ama böyle kremamsı bir yapısı var değil mi? Ondan sonra bu biraz daha olgunluğunu tamamlamamış bir muz. Şöyle çıkartacağım içeriden. Evet. Bu muzu bütün olarak dondurursam olmaz. Ama muzu iyi bir taşıyıcı haline getirebilirim diye baktım, bu şekilde dilimledim. Yani tarif en azından böyleydi. Dilimliyorsunuz. Ondan sonra şöyle dilimleyerek donduruyorsunuz. Şimdi bunu buraya koyduğum zaman baktığımızda muz tanecikleri ezilebiliyor. Değil mi? Böyle adeta krema gibi olabiliyor. Bu donarsa yapı olarak dondurmaya benzer bir şey çıkabilir diye gördüm. Dondurdum. Bunu meyveli yapabilir misin? Pek tabii meyveli yapabilir. Frambuaz, çilek vesaire. Onları da ayrıca dondurdum. Sonra çok da güzelmiş. Gel misin? Sağ ol hocam. Donumu buzdolabına kaldı. Böyle bir tabağa koydum. Üzerini streç filmle kapladım. Buzlukta bekliyor. Ertesi gün çıkarttım. Bunu blend etmem lazım. Böyle bir blender. Evet. Şu masanın üzerinde duran blender gibi. Blenderin içerisine attım. Kıvam muhteşem olacak. Bastım tuşa. Dönmeye başladı ama zor dönüyor. Dönüyor böyle. Dönerken güm diye patladı blender. O videoyu yayınladım yani. Bu YouTube'da var. Bu hikayenin sonunda hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten patladı. Ama ortaya da biraz karıştırmıştım. Güzel bir dondurma kıvamında bir şey çıktı. Çocuklarınıza böyle bir şey yapabilirsiniz. Sonra baktım ki ciddi bir milli servet kaybı. Evet. Düşünün, kaybediyorsun yani. Evet. Sonra araştırdım taraştırdım. Ya çocuklara daha sağlıklı. Alternatif veya bizler için daha sağlıklı alternatif ne olabilir diye. Meyve şiş kebapları gördüm. Bu böyle durduğuna bakmayın. Aslında burada böyle duruyor ama arkadaşlara söyledim dondurmuş olmaları lazım. Hemen şöyle bir dolaptan bakalım. Yeri var mı? Her taraf dondurma. Bugün dondurma yapıyorlar tabii. Aynen. Madem soğuk çok seviyorsunuz. Size şöyle buzluktan çıkarttığımız... Görmüş olduğunuz gibi donmuş meyve şiş kebapları da bence fena bir alternatif değil. Evet. Bunları bitter çikolataya da böyle batırıp tatmak ister misin? Tatabilirler. Böyle bu şişi size vereyim. Evet şöyle ben de ucundan biraz fazla donmuş sanki. Evet ama çok lezzetli. Çok donmuş ya.
Gayet güzel. Nasıl? Gayet lezzetli bence. Dondurma gibi mi? Hı-hı. Dondurma gibi. Lifi içinde. Evet. Kan şekeri dengesi gayet iyi. İnsülinimizi de arttırmıyor. Arttırmıyor. Katkıların için çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Hiçbir yeri uğurlamayacağım. Geleceğim sonra tekrar buraya ama bence önemli bilgileri paylaştıktan sonra tabii herkes her an bunları yapamıyor. O halde dondurma nedir, ne değildir? Şimdi doğru kişiden, doğru adresten öğrenelim. Sevgili Sami abim stüdyoda. Hoş geldiniz. Hocam siz hoş geldiniz. Az önce bu yoktu burada. Gerçek dondurma bu hocam işte. Bir dakika, demin dövüyordunuz. Bir oradan başlayalım. Tamam, bu hale tamam. Gelişini bir konuşalım evet, lütfen. Hocam. Evet, burada ne yapıyoruz? Şöyle şimdi biraz hocam, daha ortaya alalım bunu. Bu dondurmamızı ne yapıyoruz? Döverek hocam bu dondurmamızı özleştiriyoruz. Ne demek? Özleşiyor. Yani dondurma, gerçek Maraş dondurması bu sayın hocam. Ne var bunun içinde? Şimdi bunun içerisinde hocam hemen anlatayım ben size. Süt var mı? Keçi sütü. Bayağı bildiğin süt tabii yani. Bildiğimiz keçi sütü hocam. Tamam. %100 keçi sütü. Yani en değerli, en kıymetli anne sütünden sonra biliyorsunuz keçi sütü. Peki. Şimdi bir de bunun özelliği sütü, bir de salebi. İkisinin de doğal olması lazım. Eğer doğru bir dondurmaysa, doğru bir Kahramanmaraş dondurmasıysa, Maraş dondurması diye yazıyoruz ya hocam. Evet. Süt, salep, şeker. O bunun kadar. Hepsi bu hocam. Başka hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok hocam. Katılaştıran şey salep midir? Evet. Bir de bunun ustalığı hocam. Hiçbir şey yok başka. Ya, ustalığını konuşacağız evet. Ayrı. İşte, burada baktığımız zaman bunlardan... Bu işte hocam, sayın hocam bakın. Bu kuyumcularda hani altınlar diziliyor ya vitrine. Evet, doğrudur. Bu da dondurmacının altını. Şimdi iki farklı şey var orada. Şimdi bunun ikisi de doğal salep. Orkide çiçeğinin altında soğan şeklinde hocam kökünde bunlar. O nedir? Salep'in çekirdeğidir, budur. Şimdi onu ne yapıyoruz? 1200 rakımlı dağlarda doğal yetişiyor. Ekilmiyor bu hocam. Hı hı. Özelliği bu bunun. Biz onu oradan söküyoruz hocam. Söktükten sonra sütle pişiriyoruz. Bildiğimiz sütle. Sütle pişirdikten sonra ipe diziyoruz bunu. Piştikten sonra? Evet, sütle piştikten sonra ipe diziyoruz. Peki. Bu salebimiz bir sene bu şekilde kalıyor. Kurutuyoruz bir sene boyunca. Kurutuyoruz bir sene boyunca. Şimdi... Bir seneden önce kullanılmıyor. Kullanılmıyor hocam. Kullanılmıyor. Allah Allah ya. Bu pahalı, pahalı, çok kıymetli bir şey hocam. Anladım. Şimdi bunu nasıl öğütüyoruz? Nasıl dondurmaya dönüşüyor bu? Sadece su değirmeninde. Kahramanmaraş'ta bir tane su değirmeni vardır hocam. Tarihi, evet. 100 yıllık tarihi bir değirmen bu. Su değirmeninde bunu ne yapıyoruz biz? Bunun iplerinden ayırıyoruz hocam. Böyle ayırıyoruz. Su değirmenine bunu koyuyoruz. O su değirmeni bunu yavaş 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 ne yapıyor? Öğütüyor bunu. Evet, peki şunu merak ediyorum. Şimdi o zaman Maraş dondurması biz doğal bir dondurma olarak kabul ediyoruz teknik tabii, olarak. Doğal çünkü dondurma olarak. Süt var, şeker var, bir de salebimiz var. Evet. Başka hiçbir şey katkı... katkı maddesi yok hocam. Katılaştırıcı, kıvam arttırıcı, hiçbir şey yok hocam. Gıda hiçbir şey yok. Maddesi. Hiçbir şey yok hocam, hiçbir şey yok. Biz bunda iddialıyız. Evet. Ama her dondurmada Kahramanmaraş dondurması değil. Anladım. Tamam, biz tezgaha geleceğim zaten. Alternatif evet. Dondurma örnekleri de var. İsterseniz buradan kesmeye başlayalım. Kesmeye başlamadan. Yaptık, bunları karıştırdık, öğüttük. Öğüttük. Sütü koyduk. Sütü koyduk şekeri hocam. Koyduk. Şekeri koyduk. Sonra hocam. Bu kazana mı girdi? Hayır, şimdi kazana girdi. Bu kazana girmedi. Onun bakır kazanı var. Tamam. Kazanın içerisine girdi. O sütümüz 90 derecede pişmesi lazım. Ondan sonra hocam ne kadar yapıyoruz biz? Pişiriyoruz bunu? Biz günlük 135 ton yapıyoruz hocam. Maşallah. Yani ciddi bir rakam ama şunu evet. Merak ediyorum. 90 derecede mesela ne kadar muamele ediliyor, ne kadar uzun sürüyor? Bir saat sürüyor hocam. Bir saat sürüyor. Bir saat hocam. Aynı zamanda bu salepte toz haline gelmiş salepte eriyor mu içinde, dağılıyor eriyor mu? Eriyor tabii, dağılıyor. Ama piştikten sonra koyduk bir tarafa hocam. Bu 5 saat durması lazım. Dinlenmesi lazım. Neden dinlenmesi lazım? O salebin, şekerin kendini içinde bırakması lazım. Hmm.
Tamam, dinlenecek sonrasında. Tabii dinlenecek. Hemen dondurma yaptık, soğuttuk, hemen makineye atma, böyle bir şey olmuyor. Serinde bunun mi dinletiyoruz? Bunun bir süreci var. Serinde dinleniyor. Ama donma serinliğinde değil yani. Ya donma serinliğinde değil. Buzdolabı gibi. Buzdolabı gibi düşünün hocam. Anladım. Şoklama değil, buzdolabı düşünün. Sonra? Sonra hocam bunu makinalarımızda yapılıyor bu. Evet. Eksi 40'larda donuyor hocam bu. Eksi 40'larda donuyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bakın hazır şu anda bu. Eksi 40, burası kaç derece? Eksi şu anda 25 derece bu, 22. Tamam. O ama, orada donduktan sonra alıp dövme mi devam ediyor? Ama, dövme devam ediyor ama dondurmanın saklanışı eksi 25'lerde saklayacaksın. Onun altında saklandığı zaman olmaz. Anladım. Peki. O zaman da yapısı bozulur. Tabii yapısı bozulur. Yapısı bozulur. Peki şimdi Maraş dondurması çok şey görüyoruz, böyle külah hareketleri, oyunları evet. filan. Bunu ben çok sağlıksız buluyorum bu arada. Yok evet. dokundu, yok aldı, evet. yok etti. Sağlıklı ya arkadaş, değil hocam bu. Ya nereden ne bulaştı belli olmuyor yani. Belli olmuyor. O yüzden dondurmayı gerçek anlamda yani hani hijyenik olsun diye eğer böyle bir tezgahtan da alıyorsanız da o zaman almanız lazım. Hijyen kurallarına dikkat edildiğine emin olmanız gerekiyor. Ve alıp yemeye devam etmeniz lazım. Oyuna şeye gerek yok, şatamata gerek yok. Gerek hocam, yok. Ama bu kesim olayını merak edin. Neden kesiyoruz? Şimdi hocam bunu baltayla kesiyoruz. Size özel kesiyoruz bunu. Bir i̇şte bu dondurmanın şov şekli hocam bu. Evet. Şov bu dondurmanın. Hocam saçı değdirmiyorsun değil mi dondurma? Yiyeceğiz dondurma hocam, ya. O usta hocam. evet. Şimdi bu buzun şeyi hocam. Mesela bu buzla biz 24 saat, 72 saate kadar gönderebiliyoruz. Gönderebiliyoruz. Çünkü bakın işte doğal dondurmada bir de şu vardır hocam. Doğru bir dondurmaysa, doğru bir ustaysa kasap gibi vuruyor ya. Baltayı yerine vuruyoruz hocam. Böyle ses gelmesi lazım hocam. Ses. Bir dakika tamam. Ziyan etmeyelim dondurmayı. Bir dakika. Ziyan olmayacak. Şimdi şöyle. Bütün ekibe benden dondurma. Tabii. Bunun şeyi bu. Şimdi dondurma bize kahreder. Ya beni tam keseceksin diyor. Ya da yere düşer abi ama. Yok düşmez. Sen de kestireceğiz şimdi bunu. Ben elim kesici delici aletlerle yani ameliyat dışında pek iyi değil. Evet gerçekten. O parçayı rejiden istiyorlar şu anda. Şimdi şöyle yapalım hocam. ben size şöyle dünyanın en büyük külah dondurmasını ikram etmek istiyorum. Şöyle hocam. Yok artık ya. Tabii. Allah Allah. Görüntüye bak. Evet bu almayayım ben. Bu dünyanın en büyük külah dondurması size özel. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Muhteşem. Gerçekten tebrik ediyorum ama bu böyle olma. Hemen değerlendiriyoruz. Gıda mühendisi çok değerli konuğumuz bizlerle birlikte Aydan Dalbastı hanımefendi. Hoş geldiniz. Siz de böyle alalım. Hoş bulduk. Sami ustam dondurmayı yaptı. Çok lezzetli görünüyor. Tarifler doğru mu? Gıda mühendisi olarak biz dondurmayı nasıl değerlendiriyoruz? Kaç sınıfımız var? Tüm gıdalarda olduğu gibi Türk Gıda Kodeksine göre üretiliyor dondurmalar. Dondurmada da iki tane gıda kodeksinin farklı tebliği var. Birincisi dondurma tebliği dediğimiz Türk Gıda Kodeksi dondurma tebliği. Sami Bey'in ürettiği aslında bu kodekse uygun dondurma. Evet. Bir de bizim yine aslında halk arasında dondurma olarak tabir ettiğimiz ama aslında sütlü yenilebilir buzlar tebliğine göre üretilen dondurmalar var. Yenilebilir donmuş tatlı. Gibi, öyle filan. De denilebilir ama tebliğ olarak yenilebilir buzlu ürünler, yenilebilir buzlar tebliği var. Peki. Dolayısıyla biz aslında bunların halk arasında hepsini dondurma diye tabir ediyoruz. Ama etiket bilgilerine baktığımızda hepsinin üzerinde tebliğlerin üretim şekilleri belirtiliyor. Peki Kahramanmaraş dondurması içinde salep var. Süt, salep, şeker. Süt var, şeker var. Bir de ustalı. Üç bileşenden bir de tabii ustanın mahareti var. Evet. Dondurma kodeksine baktığımız zaman orada neye göre sınıflama var? Bileşenler mi önemli yoksa başka ne anlatılıyor? Hem üretim şekilleri, üretim yöntemleri hem de içerikleri farklı. Tebliğlerin tamamında içerisinde kullanılan süt miktarı, işte çeşniler, aroma vericiler, meyve oranları bunların hepsi tebliğler içerisinde belirtilmiş durumda. Dondurma tebliğinde, donmuş tatlı değil, dondurma tebliğinde olmazsa olmaz bileşen süt müdür? Süttür. Salep var mı? Salep var ama konulması şart değil, zorunlu şart değil. Tercihe zorunlu göre değişiyor. Zorunlu olanlar mutlaka süt, ana madde süt. Peki.
Peki. Onun dışında... Bir de diğer... tabii Maraş dondurmasında coğrafi işaretleme olayı giriyor. Tabii. Öyle mi? Evet. Tabii şu anda biz aldık onu hocam. Çok iyi. Şu anda Maraş dondurmasının coğrafi işaretini aldık biz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir, siz anlatın da ben yiyeyim bari ama bu koca külahı yiyemem. Damlamaya başladı. Şöyle bana bir... küçük bir parça. Şuradan ben küçük bir parça mesela. Ama ondan alayım. Evet. Teşekkür ediyorum. Böyle... Külah alın hocama. Küçük, hemen alayım abi ben külahımı. Kendi külahımı alayım. Külahlar konusunda bir tanım var mı Aydan hocam? Külah sınıfla bu da ayrı bir kodeksi var mı külahın yoksa her şey olur mu? Yani onunla ilgili tabii ki tebliğler de var ama tam olarak dondurma kadar detayına hakim değilim açıkçası. Evet, ben de, çok teşekkür ediyorum. Sayın gıda mühendisimiz çok iyi bilir. Ben dondurmayı alayım. Kahramanmaraş'ta. Hocam, bademcik ameliyatı yapan doktorlarımız reçetesine dondurmayı yazıyorlar. Şöyle benim çocukluğumdan beri çok söylenir bu. Aslında evet. Dondurma soğuk ya, soğukta ödeme alır ya, bir yerinizi incitseniz ne yapıyorsunuz? Külah alalım yaşadık. Buz tutuyorsunuz filan. O yüzden dondurma da bu açıdan iyi. Şu dolabın başına geçebilir miyiz? Gıda mühendisimize de müsaadeniz olursa ikram edelim. Ama anlatacak iyi mi? Daha sonra alayım. Ama muhakkak alayım. Tamam peki. Aman mühendis fazla karıştırmasın işi diyor. Buyurun. Ustam sizi dolabın arkasına alacağım. Aynen sizi de böyle alayım hanımefendi. Ben orayım. Oraya mı? Sizi arkaya alalım. Evet tamam. Ustam sizi arkaya alacağım. Aydan Hanım burada duralım. Şimdi renklerin üzerine... ve diğer maddelerin üzerine konuşalım. Ustam bunların hepsi dondurma değil anladığım kadarıyla. Hepsi dondurma. Hocam biz sektör olarak çok iddialıyız. Bu işi 13 yaşından beri yapıyoruz biz. Şimdi meyveli dondurmalarda bunların hepsinde sırf meyve var. Yani meyveyi ağacından kopartıyoruz. Evet. Direktmen dondurma yapıyoruz. Şeker? Kendi şekeriyle. İlave şeker İlave yok İlave şeker yok. Sorbe deniyor. Son dönemde evet. Oldukça popüler. Evet. Restoranlarda sorbe. Filan da sorbe. Çok. Sorbe, evet. Evet. Çok görüyoruz. Sorbe aslında donmuş tatlı aslında o. Yani bunların tam... içerisinde süt de yok. Süt yok işte. Süt yok. Olmadığı için evet. Teknik olarak dondurma evet, olmuyor tebliğe galiba. Tebliğe göre farklı işte üretim teknikleri, içerikleri, ham maddeleri değişiyor. Çok detaylı aslında. Çok detaylı, evet. Evet, yani her birinin koyduğunuz meyve miktarı belirli, tebliğ içerisinde koyduğunuz işte kuru yemiş oranı belli, şeker oranı belli. Üretici bu tebliğe uyarak üretim yapmak zorunda. Bir de özellikle paketli ambalajlı ürünlerde bunu daha rahat kontrol edebiliyoruz. Ambalajın üzerinde etiket bilgilerinde de hangi yönteme göre yaptığını ve içeriğindeki ham maddeleri ve oranlarını belirtmek durumunda. Evet. Yani yenilebilir buzlu ürünler tebliğine göre ürettiği bir ürünün üzerine dondurma diye yazamıyor üretici. Evet, şimdi bir baba olarak tabii dondurma ben de seviyorum ama... Efendim çok teşekkür ediyorum. Çocuklar dondurmaya düşkün. Hayır da diyemiyorsunuz. Hayatım bir gerçek. Ben de örnek olsun diye yiyorum yani. Hani iyi bildiğim bir şey olduğu için. Ama baktığımız zaman ben böyle bir tezgaha geldiğimde ilk uzak durmaya çalıştığım parlak renkler. Parlak renkler hep gıda boyası. Ailelerde bizler de çok korkuyoruz. Gıda boyaları gıda kodeksine uygun şeyler midir? Neyle renklendirirler? Temel anlamda uzak durmamız gerekir mi? Gıda kodeksinde belirtilen doğal yani meyve kaynaklı ya da bitki kaynaklı doğal gıda boyalarını belirli oranlarda yine bunların oranları da belli izin veriliyor. Ama uygun olmayan ya da yasal olmayan sentetik boyalar. Bir de tabii ki burada önemli olan diğer bir unsur belirtilen oranlara uygun üretilip yani miktarların doğru kullanılıp kullanılmadığı. Ama renkli şeyleri çocukların yemelerinde sorun yok mu? Bu bir tercih meselesi aslında. Sonuçta burada yasaya aykırılık yok. Yasal olarak belirtilen oranlarda ve belirtilen boyaları yani doğal boyaları kullanıyorlarsa bir sıkıntı yok. Ama demin de diyetisyenimizle de konuştuğumuz gibi bunların belli bir miktarda tüketilmesi. Yani her gün çok fazla miktarda tüketmek tabii ki miktar olarak vücudumuza aldığımız için zararlı olabilir. Evet bu arada elinize sağlık muhteşem yani gerçekten tadı çok iyi. Peki ben mesela şimdi dondurma yedim. Dondurma kıvamını mesela soracak olursanız biraz yoğun. Ondan sonra ama kaymaksı bir yapısı var. Yani dilime takılan hiçbir şey yok. Macunumsu bir kıvam dediğimiz. Macunumsu bir kıvam. Bravo. Bazen öyle dondurmalarla karşılaşıyorum ki ağzıma buz var içinde.
Korkuyorum sonra. Doğru bir dondurma değil işte hocam. Buz, neden dondurma aslında buzlanır? Aslında soğuk zincirin kırıldığını gösteriyor. Yani dolap arızalanmış olabilir. Çok fazla sıcak soğuk yani sıcaklık farklılaşması gerçekleşmiş olabilir. Dondurma muhtemelen erimiştir. Eridikten sonra tekrar donmuştur. Bu işte risk burada başlıyor. En büyük tehlike bu. Zaten evet. Bizim yani şu anda... Ağzımıza böyle dediğiniz gibi kıtır kıtır bir buz, rahatsız edici bir buz geliyorsa bu dondurmanın çözünüp tekrar donduğunu gösteriyor. İşte bizim sütlü dondurmalar da aslında bu önemli. Yani tekrar dondurma kendini bıraktı. Tekrar donmaya geçtiği zaman bizim dondurmanın tüketimi olmaz. Tezgah açık kaldı şimdi olmaz evet, ama. Yani, tezgah sürekli kapanmış olacak. Yani bu... Önünde şey görüyorum böyle. Gölgelik görüyorum. Isı dalgalanmaları olmayacak. Efendim? Isı dalgalanmaları olmayacak. Evet, ısı dalgalanması olmayacak. Ondan sonra tezgahın önünde böyle bazen güneşik görüyorum. O da korumak amacıyla galiba. Evet, yine bunlar sıcaklık olmasın diye. Yükselmesini. Yani şey çok önemli. Gıda güvenliği çok önemli. Kendi yemediğini kesinlikle satmamak gerekiyor. Çünkü insan sağlığı her şeyden abi kıymetlidir. Siz de fark etmeyebilirsiniz ama eriyip veya ısısının kaybolup şey olduğunu. Yani müşteri bu konuda belki de yani tadına baktı, o esnada yanlış bir şey hissettiyse hemen uyarması lazım. Gerçi böyle sütlü tatlılarda da şöyle bir durum var. Tadı da çok enteresan bir şekilde çok da bozulmuyor biliyor musunuz? Yani yemiş oluyorsunuz. Sadece buz ayırt edici bir unsur. Yani yine özellikle meyveli dondurmalarda veya sütlü dondurmalarda biraz böyle ekşimsi bir tat hissedilebilir. Evet. Eğer bir bozulma varsa. Peki. O halde şöyle mutfağa doğru bir geçelim. Ustam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Siz de böyle alayım. Mutfakta alternatif örneklerimiz de var. Sevgili Ayşenur, mutfakta. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Fark ettin değil mi? Bir top dondurmayı arada götürdüm. Evet, yani, vallahi gerçekten afiyet bal şeker gitti. Olsun. Bence oldukça da başarılı bir dondurma yediğimiz tarih. Çok güzel görünüyordu, evet. Bütün ekibe dağıtacağım. Herkes, aynen, biz de istiyoruz. Herkes programın bitmesini bekliyor. Şimdi, dolapta demin az önce ne gördüm? Aynen. Bunları gördüm. Şimdi buraya baktığın zaman çubuklu dondurma değil mi? Envai çeşit var, bir sürü marka var. Bütün markalara da teknik olarak güveniyoruz. Ondan sonra ama her markanın farklı grup şeyleri de var. Bunlar birazcık daha donmuş tatlı kodeksine giriyor dediğimiz grup. Evet. Yani dolapta satılandan farklı. Farklı. Bunlar da kapalı ambalajda alıyor yani tüketici. Değil mi? Markete gidiyoruz. Evet. İçini görüyor musunuz ambalajı? Görmüyoruz. Görmüyoruz. Nasıl onun... pozisyonunu, gıda güvenliği anlamında iyi korunduğunu nasıl anlayabiliriz mesela? Var mıdır bir yöntemi? Öncelikle az önce bahsettiğimiz gibi etiket bilgilerine dikkat etmemiz gerekiyor tüketici olarak. Kodeks demin de bahsettik. Hangi üretim tekniğine göre ya da hangi tebliğe göre üretildiyse ambalaj üzerinde bu belirtilmek zorunda içerik bilgileriyle birlikte. Örneğin bu ürün demin bahsettiğimiz yenilebilir buzlu ürünler tebliğine göre üretilmiş, ambalajın üzerinde bunun belirtilmiş olması gerekiyor. Evet, ambalajın içinden içeriği göremiyoruz biz. Ama bir kere etiket bilgilerini muhakkak şu anda artık gıda tüketicisi son derece bilinçli son dönemlerde. Hem işte basın, medya da bu anlamda çok faydalı. Dolayısıyla etiket bilgilerini kontrol etmek, içeriğine bakmak önemli. Bunun dışında tabii ambalajı açtıktan sonra görebiliriz. Ambalaj dışında da yine kontrol ederken özellikle kayıtlı, Tarım Bakanlığı'nın kayıtlı onaylı işletmesi olmasına. Yani ama hepsi marka yani o markaların işletme onayı olmama ihtimali yok zaten. Yani ambalajlarda evet bu zor ama bunları görmek de mümkün istisnai olsa da bazen merdiven altı işletmelerde üretilip ambalajlanabiliyor. Evet, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Hepinize. Şimdi şöyle aslında bu önemli. Buradan eve götürülecek bence en önemli mesaj soğuk zincirin bozulmuş olup olmadığını değerlendirmek. Onun dışında zaten hani güvenli olmayan ürün pek fazla karşınıza çıkmaz. Veya işte açık tezgahta da olacaksa orada da güvenlik bildik markalarla yürümekte fayda var diyoruz. Bakalım dondurma sizin için neler ifade ediyor? İzliyoruz. Sonrasında programımız başka konularla da devam ediyor olacak. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dondurma tek kelimeyle sizin için ne ifade ediyor? Serinlik ifade ediyor. Yaz aylarında serinletici bir yiyecek diyelim. Serinletici bir lezzeti var. Seviyorum yani.
fazla bir şey ifade etmiyor. Soğuk sadece. Benim için ferahlamayı da ifade ediyor. Keyif başka duygular da uyandırıyor. Ama genel olarak özetle keyif. Zevk yani. Ben küçüklüğümden beri çok seviyorum dondurmayı. Yazında kışında yerim. Kışın deyince de bir açıkçası çok bir negatif yanını görmedim. Hani Türkiye'de genel bir algı var işte kışın yerseniz hasta olursunuz ama yani hasta etmiyor beni. Evet, programımıza devam ediyoruz. Tabii tatlı dondurma dedik ama sırada başka bir tatlıdan da bahsedeceğim. Aslında neden bu konuda işlemek istediğimi birazdan sosyal medyada karşılaştığım bazı videolar eşliğinde sizlere daha iyi anlatabiliyor olacağım. Tabii ki balı konuşuyoruz. Zaman zaman gündeme getiriyoruz. Tatlı deyince babam hep der, evladım baldan başka tüm tatlılar insana iyi gelmez. Hatta zehirdir falan gibi ağır kelime de kullanıyor ama ben öyle demiyorum. Genel anlamda balın şifa kaynağı olabilen bir tatlı versiyonu olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii arıcılık ve bal ülkemizde oldukça önemli bir endüstri. Bu konuda çok ciddi işte amatör arıcılar da olmasına rağmen ciddi anlamda endüstriyel olarak da bu işi üstlenen kişiler de var. Çok ilginç bir haftadayız. Bu hafta dünyadaki en önemli arı kongresi Türkiye'ye geldi. Ve bilimsel çalışmalar eşliğinde tahşişi, takliti, ondan sonra işte bal ürünlerinin nasıl imal edildiği, ne gibi ürünlere dönüşebildiği, nelerle değiştirilebildiği veya sağlık üzerine etkilerini adeta paneller eşliğinde işleyen bir kongre var bu hafta. Dolayısıyla bunu düzenleyen, katılan tüm ülkemizdeki arıcıları buradan şükranla selamlarımı iletiyorum. Gerçekten hepsini tebrik ederim. Muhteşem bir şey. Peki bal madem tatlı ve sağlıklı bir şey, bu bizim karşımıza nasıl geliyor? Acaba arılar nasıl bal üretiyorlar diye bir baktım. Şöyle madde madde bakalım. Arılar bal üretmek için çiçeklerin özlerini topluyor. Hep görüyoruz ya böyle çiçeğin üzerinde böyle toz gibi bir yer var. Orada tutunuyor. Aslında sadece o değil. Adeta içinden bir özüt alabildiklerini biliyoruz. Çiçek özleri arıların ikinci midesine toplanıyor ve arılar bu özellikleri kovanda bal mumunu peteğe bırakıyorlar. Sonrasında arılar diğer arılara bal özünü nereye bırakacaklarını göstermek için adeta kovan önünde çeşitli danslar yapıyorlar. İnanılmaz. Benim de amatör olarak iki kovanım vardı mesela. Resmen önünde izlerdim ne yapıyorlar diye. Kapıda bekçiler, orada şöyle böyle içeriye girenler, eğer polen tuzağınız falan varsa arka ayaklarında poleni getirip oraya bırakanlar dersiniz. Yani inanılmaz bir manzara. Acayip bir yaşam var içeride. Sonra bu bütün ortam hazırlandıktan sonra artık bal toplanır. Ondan sonra yıllarca bu şekilde adeta saklanabilir ve farklı çiçeklerin bal özütleri. Peki içinde ne var? İçinde ne olduğunu, nasıl olduğunu, sağlığımız üzerine etkilerini, işte kilo yapıp yapmadığını, faydalarını birazdan çok sevgili bir diyetisyenimizle konuşuyor olacağız. Ancak karşılaştığım videolar ve neden dondurma bölümünde işlemeye karar verdiğimi aslında gösterebilirim. İki video var. Burada bir şişeye balı doldurmuş. Ondan sonra Foxy diye bir hanımefendi. Sonra onu buzluğa atmış. Bakmış ki kristalize olmuyor. Ne oldu? İçerisinden adeta şişeyi sıktığında görüyor musunuz? İçinden kıvamlı bir şekilde donmuş bal çıkıyor. Çocuklar illa böyle hani soğuk bir şeyler belki yemek istiyorlarsa, bal vermek istiyorsanız veya bal sevmiyorlarsa sevdirebilmeniz için de bence güzel bir formül. İkincisi, başka bir uzak doğuluyu görüyoruz burada. Görüyor musunuz? Adeta yoğun böyle eskiden macunlar vardı, şekerli macunlar. O kıvama gelmiş bir bal ve onu çeşitli renklerde renklendirmiş. Yeşil yapmış, mavi yapmış, gıda boyasıyla boyamış filan. Çok merak ettim. Normal şartlarda balı buzluğa koysam donar zannediyordum. Hemen denedim ve diyetisyenimiz Gamze Şanlı Ak'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkürler, siz? Teşekkür ediyorum bu arada. Yani bal konusunda da ciddi paylaşımlarınız var. Yakından takip ediyorum. Şimdi arkadaşlar dedim ki ya bu böyle şişede mi olur dedim. Böyle yapmayalım. Nasıl yapalım dediler. Bu poşetlere koyalım. Ondan sonra hücumu söyleyeyim. Altına da işte böyle, yani şey böyle şeker çubukları var ya. Adını söyleyeceğim marka gibi olacak da o yüzden söyleyemem. Dilim dönmedi. Ben de diyecektim. Ondan sonra neyse onu koyalım. Çıkartsınlar çocuklar yalasınlar falan. 50 türlü denedim. Kasaptan poşet ince naylon aldım, olmadı. Streç film aldım, olmadı. Piknik poşeti aldım, olmadı. Pasta süsü yapmak için böyle sıkıyorsunuz. Ne o? İşte krema. Süslemek için krema, evet. Krema şeyi. Krema torbası denedim, olmadı.
bal inanılmaz bir şekilde naylona yapışıyor. Peki şu tezgahın başına geçelim. Tamam. Balda farklı tipler de var. Kalori değişiyor mu cinsi değiştikçe? Yok hocam, kalori değişmiyor. Ancak vitamin mineral oranları, yani mineral oranları daha çok değişiyor. Özellikle çam balından bahsedecek olursak demir içerikleri çok daha yüksektir. Dolayısıyla demiri yükseltmek isteyen kişilerde biz genelde çam balını tavsiye ederiz aslına bakarsanız. Ama genel olarak baktığınızda dediğim gibi aşağı yukarı bir yemek kaşığı 65 kalori civarında oluyor. Dolayısıyla sadece bir çiçek balı, işte çam balı farklılıklar oluyor. Tabii ki glikoz ve fruktoz oranları birbirinden farklı. O yüzden işte kristalleşme süreleri birbirinden farklı oluyor. Tatlılık oranları birbirlerinden azıcık farklı oluyor. Çünkü çam balı biraz daha koyu bir bal. Bir de aynı zamanda şekeri birazcık daha az. Ve böyle glikoz oranından kaynaklı, fruktoz oranından kaynaklı. Ve böyle acı bir tat bırakmaz aslında tükettiğinizde. Ama çiçek ballarını tüketirseniz hafif böyle bir yakıcı bir tat bırakabilir. Evet, kestane balı. Geçtiğini hissediyorsunuz adeta. Aynen öyle. O yüzden aslında bunlar tamamen içerisindeki sonuçta bir karbonhidrat kaynağı bizim için. Enerji verici çok iyi bir kaynak. Tamamen içerisindeki şeyden kaynaklı glikoz, fruktoz oranlarından ve su oranlarından kaynaklı değişimler yaşayabiliyoruz. Peki şimdi şöyle içeriye baktığımız zaman az önce söylediğiniz bir sürü şey var. Balın içerisinde farklı tipte şekerler var. Evet. Sakkaroz, maltoz, işte glukoz, fruktoz, her çeşit şeker var. Yaklaşık %80'ini karbonhidratlar oluşturuyor aslında. Doğru, evet. Dolayısıyla çok yoğun bir şeker kaynağıymış gibi gelirken ama baktığımda literatürler diyor ki siz diyor bir şeyi balla tatlandırmak isterseniz balın tat tomurcuklarınızda bıraktığı tatlı hissi o kadar fazla ki normal şekerle karşılaştırdığınızda bir şeker, yani bir, diyelim bir yemek kaşığı şeker kullanacaksanız aynı miktarda tada, tatlılığa balda yarım kaşıkta ulaşabiliyorsunuz. Doğru. O tatlı hissinden dolayı. Bu farklılıklar bunu getiriyor belki de. O yüzden zayıflayan kişiler bal kullanamaz demiyoruz. Diye bir şey yok. Aynen öyle. Yani normalde Dünya Sağlık Örgütü, ya daha doğrusu diyet yaparken kişilerde yaklaşık olarak şeker ikamesi kullandığımızda %5-10'larında rahatlıkla total kalorimizde zaten enerji alabiliyoruz. Dolayısıyla bu aslında bal bizim için çok güzel bir alternatif. Arıların bize sunduğu mucizevi bir besin gerçekten. Tüm ilave şekerlere, şekerler yerine bal bir alternatif olabilir mi? Kesinlikle. Özellikle zaten şeker ikamesi olarak kullanabiliyoruz. Bir de her şeyin içerisinde kullanıyoruz. Genelde en büyük tartışmalardan birisi aslında bu HMF oranı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz acaba ısıttığımızda oluşan bu HMF'nin etkisinden biraz böyle balı kullanırken çekiniyoruz açıkçası. Dolayısıyla yapılan çalışmalar aslında şunu gösteriyor. Mesela bir bitki çayınızın içerisine, çayınızın içerisine ya da bir sütünüzün içerisine bir 10 dakika kadar aslında koyduğumuzda o bizim tahmin ettiğimiz kadar HMF değeri yükselmiyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla ondan o kadar korkmamız gerekmiyor. Biz de böyle çok korkutuyorlar tabii ki HMF değeri. Keza bir pekmezle karşılaştırdığımızda 100'dür. Şu anda en popülerlerden birisi hurma şurubu. Mesela onun da 100'dür. Yani hani ikame olarak şeker yerine bunları kullanmaya çalışıyoruz ama bal gördüğünüz gibi 20'dir değeri. Çok daha iyi bir alternatif ona bakarsanız. Hem iyi bir alternatif hem daha az kullansan aynı tada ulaşabileceksin. Evet, bir de besin değeri de çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Doktor Geldi bir bölümün daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz sağlık sorularınızla veya gündelik hayatınıza sağlığa dokunabileceğini düşündüğünüz konularla bizlere hem WhatsApp hattımızdan hem de sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum.